Herkese merhaba. Uzun süredir Ajax'la ilgili video çekmek istiyordum. Özellikle Ten Hag'ın ismi her gün farklı kulüplerle anılıyor. Daha önce Barcelona ile anılmıştı. Şimdi Manchester United ve birçok kulüple adı geçiyor. Ve Ajax ısrarla Ten Hag'ı bırakmak istemiyor. Beşiktaş maçı hazır oynanmışken Ajax'ı konuşalım istedim ki basın toplantısına Ten Hag'a da sordular gidecek misin diye. Hayır dedi. Sözleşmesi 2023'te bitiyor. Ne yaptı bu Ten Hag Ajax'a? Geldi, neyi değiştirdi? Onu küçük gördüler, böyle olmasını beklemiyorlardı. Bu hale nasıl getirdi? Biraz bunun hikayesi üzerine konuşalım istedim sizinle. Çünkü burada istikrar ve arkasında durma da var. Hollanda futbolu denilince aklımıza hemen total futbol geliyor. Nedir bu total futbol? Linus Michels tarafından icat edilen, işte savunma hattıyla hücum hattı arasındaki mesafeyi daraltan, her futbolcunun, hadi kaleci hariç diyelim, abartmayalım, kaleci hariç futbolcuların her mevkide mücadele etmesini, oynayabilmesini sağlayan bir sistem. Ten Hag gelip ne yaptı? Ten Hag da bu total futbolu kendisine göre farklı bir hale getirdi. Yani Ten Hag'ın total futbol versiyonu. Peki onun versiyonundaki total futbol anlayışı nasıl? Herkes hücum eder, herkes savunur. Takım halinde hücum, takım halinde savunma. Özellikle dipnotu bu sistemin. Tabii ki sistem önemli. Bir kişi gelip kurtarıcı olarak gözükmemeli ama Ten Hag'ın da o sistemi kurarken ki etkisi müthiş. 2005-2006 yılından sonra Ajax Şampiyonlar Ligi'nde zaten her sene mücadele edemedi ama mücadele ettiği yıllarda da gruptan çıkamamıştı. Ta ki 2018-2019 sezonuna kadar. Orada Bayern'in ardından ikinci oldular, gruplardan çıktılar. Son 16 turu, çeyrek final, yarı final Tottenham'la eşleşmişlerdi hatırlayacaksınız. Çok da keyifli maçlardı. İlk maçı 1-0 kazandılar. İkinci maçı 3-2 kaybettiler ki Lucas Moura orada hat-trick yapmıştı. Ve elendiler. Yarı finalden döndüler. Ve Ajax o günden sonra hem Ten Hag'a hem sisteme sadakatini devam ettirdi. Ki birçok oyuncu da aralarından ayrıldı. Çok fazla Hollanda futbolunda öne çıkan isim var. Az evvel söylediğim gibi işte Linus Michels'i var, Johan Cruyff'u var, Louis van Gaal'i var. Ten Hag'ın odasında zaten bunların hepsinin fotoğrafları varmış. Ama bunların, bu isimlerin ortak yönleri hepsinin Amsterdam doğumlu olması. Ten Hag'ın bir farkı var. Ten Hag Amsterdam doğumlu değil. O taşradan gelme bir isim. Bizde de oluyor biliyorsunuz. Geliyor mesela taşradan birisi büyük şehre kendini yetiştiriyor, çok iyi yerlere geliyor veya işte üniversite sınavı birincisi oluyor. Bu örnekler sadece bize özgü değil, Hollanda'da da olmuş. Hollanda'da ne olmuş? Taşra kasabasından, Haksbergen'den gelen Ten Hag, o Amsterdam doğumlu Linus Michel, Cruyff ve Van Gaal ekolünün devamı haline gelmiş. Güzel hikaye. Dediğim gibi sadece bizde olmuyor. Mesela Anadolu'dan geliyor biri, aksanı oluyor veya şivesi oluyor. Bazı insanlar ki saçma bulduğum bir şey bu zaten, dalga geçiyorlar. Aynı durum Ten Hag'ın da başına gelmiş. Ten Hag o Almanya sınırındaki kasabadan geldikten sonra bu medyada birçok isim aksanıyla dalga geçmiş onun. Doğudan geldiğin böyle aksan mı olur, işte bu adamın burada ne işi var gibi ezmeye çalışan ve eleştiri demiyorum buna, hakaretvari söylemler çok fazlaymış. O nedenle geldiği nokta büyük başarı. Bu tabi şüpheciliği de getiriyor. İşte Van Gaal var, Cruyff var, Linus Michel var. Bunlar elit adamlar. Bu taşradan gelen çocuk nasıl yapacak bu işi? Böyle çok fazla şüpheleniyorlar, ihtimal vermiyorlar. Dediğim gibi aksanıyla dalga geçiyorlar, Doğu aksanı diye. Ama o Ten Hag başarıyor ve başarmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Stopermiş zaten. Stoper olduktan sonra 32 yaşında futbolu bırakıyor. Daha sonra işte Utrecht gidiyor Almanya'ya mesela. Almanya hikayesi de güzel. Almanya'da neler yaptığına ilişkin çok fazla detay var. O taşralı çocuk futbolu bıraktıktan sonra gidiyor eğitim alıyor. Eğitimini tamamlamasının ardından 2012-2013 sezonunda menajerlik oyunu oynayanlar çok iyi bilir. Go Ahead Eagles diye bir takım var. Onun teknik direktörlüğüne başlıyor. Bir sezon orada görev yapıyor. Daha sonra gidiyor Almanya'ya. Nereye? Bayern Münih'in B takımına. Orada 2 sezon görev yapıyor. Oradaki hikaye de oldukça keyifli. Ten Hag Bayern Münih'e gidiyor ya, Ten Hag Bayern Münih B takımını çalıştırırken Bayern'in başında da A takımda da Guardiola var o zaman da. 2 sezon boyunca Guardiola'nın A takımda yaptırdığı bütün antrenmanları takip ediyor.
notlarını alıyor, Guardiola ile diyalog kuruyor, kendini yetiştirmek için ne varsa kaçırmıyor Ten Hag. Daha sonra tabi arada bir Utrecht macerası var. Ajax'ın başına geliyor. Ajax'ın başına geldikten sonra da 2017'de daha az yetenekli oyuncularla Guardiola'nın yaptıklarını yapmaya çalışıyor takımda. Oyuncuların birbirine yakın olması ilk yaptığı detaylardan biri. Hep böyle yakın oynatıyor oyuncuları. Daha sonra kaybedilen topları 3 saniye, en fazla 3 saniye içinde kazanmaları için planlar yapıyor ve bunları öğretiyor futbolcularına. En çabuk top kazanan takım haline gelmeye çalışıyor. Hayal ettiğinden daha fazlasını elde ediyor. Zaten 2018-19 yarı finali de bunun göstergesi. Finalde çıkabilirlerdi, bunu da söyleyelim. O oyundan birçok futbolcu değerli hale gelip transfer yapıyor. Takıma da kazandırıyor, kendi oyununu da geliştiriyor. Kimler gitti? Hakim Ziyech, Chelsea'ye gitti. Van de Beek, Manchester United'a gitti. Frankie de Jong, Barcelona. Kasper Dolberg gitti, Nice. İşte Promes, Spartak Moskova'ya gitti. De Ligt, Juventus'a gitti. Çok fazla oyuncu iyi bonservis bedelleri karşılığında takımdan ayrıldı. Kulüp de iyi para kazandı. Yani sistem arı gibi işliyordu Ajax'ta. Az evvel Bayern Münih demiştim ya. Niko Kovac görevden alındıktan sonra Ten Hag'ın doğal olarak ismi geçiyor. Hatta diyorlar ki Guardiola'nın varisi bu adam, Ten Hag. Uyum sağlar, sistemi biliyor, B takımda da çalıştı. Kendini geliştirmeye de açık bir teknik adam, mutlaka Ten Hag'ı getirelim diyenlerin sayısı oldukça fazla. Ama soyunma odasını yönetme ve o gerekli karizmaya sahip olup olmadığı ile ilgili şüpheler olunca getirmiyorlar Ten Hag'ı. Bütün teknik direktörler aynı şeyi ister. 20 yıl sonra hatırlanacak bir takım kurmak. Ama bunu Linus Michels, Johan Cruyff ve Louis van Gaal gibi futbol felsefesine, oyun felsefesine sahip bir teknik adam olursanız yaparsınız diyor. Kim ne derse desin, Ten Hag geleceği çok açık bir teknik adam. Ligde 42 gol attılar, 2 gol yediler. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş maçıyla beraber 3. golünü yediler penaltıdan bugün. Toplam 3 gol yediler, 16 gol attılar. 5'te 5 ile gidiyorlar. Şimdi her sezon reytingler belirleniyor biliyorsunuz performansa göre. Şu anda dünyanın en iyi 9. takımı olarak gösteriliyor. O reytingler değişiyor biliyorsunuz aldığınız puanlara göre. Şu anda Atletico Madrid ve Manchester United'la sıkışmış böyle başa baş gidiyor gibi duruyor. İstatistiklere bakıyorsun orada da iyiler. Hollanda Ligi'nden bahsetmiyorum yalnız. Hani bazıları köy ligi falan diyor ya. Saçma sapan bir şekilde. Yani orası köy ligi, her takım orada oynar. Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gol beklentisi en yüksek ikinci takım durumunda. Birinci kim? Guardiola'lı Manchester City. İkinci Bayern Münih B takımından hatırlayacağı Ten Hag'lı Ajax. Tek istatistik bu değil. Toplu oynamada Chelsea'nin üstün olduğunu görüyorsun. Daha sonra Ajax geliyor. Preslerde yine Chelsea, onunla beraber Liverpool ön planda. Yani Ajax hep bu takımlarla şu an boy gösteriyor. Rakibin fazla pas yapmasına izin vermiyorlar. Ortalama 8 pasmış bu. Onu da söyleyeyim, Şampiyonlar Ligi'nde genel anlamda, yani tek bir maç olarak söylemiyorum, ortalaması 8 pasmış. Burada da Chelsea ile boy gösteriyorlar. Yani Tuchel'in takımı da oldukça iyi. En son Juventus maçında da gördük. Chelsea de bu sezon zaten kolay gol yemiyor, çok az gol yiyor. Ajax da öyle. Ama şöyle bir gerçek var. Rakip ceza alanında daha fazla pas yapmış Ajax. Yani giriyorlar böyle 6, 7, 8, 9, 10 pas yapabiliyorlar rakibin ceza alanında. Bu istatistikte de oldukça iyiler. 2018-2019'daki o yarı final, finalden dönen başarının ardından Ajax ne teknik direktörünü değiştirdi, ne sistemini değiştirdi, ne düşünce tarzını değiştirdi. Aynı şekilde devam ediyorlar ve bunun karşılığını alıyorlar. Az evvel giden oyuncuları saymıştım. Kimler geldi bir de ona bakalım. Birçok oyuncu gitti ama gelen oyuncular da dikkat çekti ve performans gösterdi. Kimler geldi bakalım. Gravenberg geldi. Timber geldi. Rensch gibi genç ve yetenekli oyunculardan biri geldi. Güney Amerika'dan Anthony geldi. İşte Steven Berghaus, Feyenoord'dan 5,5 milyon euro bonserviste. Bunun dışında şöyle de önemli bir detay var. Bunu es geçmeyelim. Ten Hag bakıyor, diyor ki ben sadece gençlerle oynarsam bunu başaramam. Öyle bir takım kurmalıyım ki çok güzel bir şekilde harmanlamalıyım. Hem sistemi oturtturalım hem başarılı olalım. Ne yapıyor? Southampton'da etkili olamayan Dusan Tadic'i alıyor, çok güzel bir şekilde kullanıyor. West Ham'da istenilen performansı gösteremeyen Haller'i alıyor. Bak Şampiyonlar Ligi'nde
5 maçta 9 gol attı. Ligde attıklarını söylemiyorum. Devamlı gol atıyor adam. Çok etkin ve verimli bir şekilde kullanabiliyor. Daha önce iyi performans gösteremeyen oyuncuları da. İyi bir karışım. Ajax sadece altyapıdan oyuncu alıp satıp yoluna devam eden bir kulüp değil. Öyle güzel dengeyi ayarlıyor ki karı da ona göre oluyor. Hem oyununu şekillendiriyor hem para kazanmasını. Ne yapmış? 2018-2019 sezonunda o meşhur Tottenham maçının ardından 361 milyon euroluk satış yapmış Ajax. Aldıkları oyuncuların maliyetine 141 milyon euro. 361'e satmış, 141'e almış. Rakibi Tottenham ne yapmış diye baktım, merak ettim. 325 milyon euro harcama yapmışlar ondan sonra. Sattıkları oyuncuların maliyeti de 110 milyon euro. Yani Ajax Tottenham'ın neredeyse 3 katı kazanmış. Geçtiğimiz gün okudum. Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi gitmiş bakmış 31 ligdeki futbolcuların altyapılarını incelemiş. En fazla kim çıkmış? Ajax çıkmış doğal olarak. Altyapıları iyi. Oyuncu çıkarıyorlar. Sistemleri var. Doğru bir teknik adama sahipler. Doğru yönetiliyorlar. Maddi anlamda da iyiler. İşler istedikleri gibi gitsin artık bir zahmet. Öyle değil mi? Ki doğulu diye aksanıyla, konuşmasıyla, hal ve hareketleriyle dalga geçinen, küçük görülen Ten Hag'la bunu yapmaları bence başlı başına güzel bir hikaye. Ten Hag ve Ajax yoluna nasıl devam edecek ben de merak ediyorum. Hoşçakalın.